Tekrardan başladık. İkinci bölüme geçtik. İkinci bölümde de özellikle sizlerin sorularınızı alıp ona yer vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Güven hocamız da gelirse onu hemen alayım. Bu arada İnce Hanım güzel bir şey söyledi. Hani ne zaman moralimiz düzelecek? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz dedi hekimlerimize. Ama maalesef şu an için güzel haberler pek veremiyoruz. Dolayısıyla her şey çok güzel olacak diyerek konuyu bağlayalım. Olmamaya gayret gösterelim. Biz tedbirimizi alalım. Artık ondan sonrasını da ne derler hani söylemek istemiyorum. Tedbir bizden. Daha sonra hani işçilere de diyor ya bana bir şey olmaz mantığıyla. Biz bize bir şey olmaz mantığıyla değil tedbirimizi elden bırakmayalım. Sonra tevekkül edelim. Bir şey daha öğrendim hocam canlı yayında. Bu kadar zamandır canlı yayın yapıyorum. Bir şey fark ettim. Bakın arkadaşlar yorum kısmının yanında soru işareti var. Oraya tıkladığınızda bize soru sorabiliyorsunuz. Diğer direkt ben oraya sorduğunuz soruları buradan ona tıklayınca görebiliyorum. Bir daha hani yukarı aşağı çıkmama gerek kalmıyor. Sohbeti aramaya yukarı aşağı hareket etmeme gerek kalmıyor. Sorularınız olursa o yandaki soru işareti yorum kısmının yanında böyle dikdörtgen içinde soru işareti var. Oraya tıklayıp sorarsanız ben onları kolaylıkla görüp hocama sorabilirim. Eğer sorularınız varsa alabiliriz. Bunun dışında hocam siz yarım kaldı söyledikleriniz. Her şey çok güzel olacak diyordunuz en son. Hatırladığım kadarıyla. Her şey çok güzel olacak inşallah ama bu sadece hekimlerin yapabileceği bir şey değil. Toplum katılımı önemli. Biz aslında halk sağlığında en çok üzerinde durduğumuz kavramlardan bir tanesi de toplum katılımıdır. Yani toplumu katmadan halk sağlığını koruyamayız. Toplumu nasıl katacağız? İşte bu alınacak tedbirlere uymasını sağlayarak. Yani biz ne kadar çalışırsak çalışalım, bazı insanlar dışarıya çıkmaya devam ettikçe normal hayata dönmemiz gecikecek. Yani güzel olacak. İnşallah yazın tatilimizi yapabileceğiz. Ben öyle ümit ediyorum. Yani bu da güzel bir nasıl diyeyim psikolojimiz için güzel bir temenni olsun. Ben yazın rahat rahat tatile gidebileceğimizi umuyorum o açıdan. Ama şu an biraz dişimizi sıkmamız lazım. Yani şu an 3 Nisan'dayız. En azından Nisan sonuna kadar biraz daha dayanmamız lazım. Tabii dayanmak kolay bir şey değil. Yani sürekli insanların içeride olması, özellikle yaşlı insanların, kronik hastalıklı insanların dışarı çıkamaması biraz sıkıntılı bir süreç bu. Anlayabiliyorum. Yani biz 2 gün, 3 gün evden çıkamayınca bile sıkılıyoruz. Yani anlayışla karşılamak lazım insanları. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani evden mesela Avrupa ülkelerinde şu an uygulanan bir şey var. Yani evden çok uzaklaşmadan birkaç 100 metre etrafında bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Yani umarım bu konuda resmi olarak bir şey oluşmaz yani bir sıkıntı oluşmaz ama yani evinizin özellikle bir bahçesi varsa bahçeye çıkabilirsiniz. Sosyal mesafeyi koruyarak, gerekli önlemleri alarak, işte hastaysanız maske takarak veya duyarlı gruptaysanız maskenizi takarak dışarı çıkabilirsiniz ya yani evden çok uzaklaşmamak şartıyla. Bunlar yapılabilecek şeyler. Yani bir yürüyüş olabilir, dışarıda bir güneşlenme olabilir. Yani güneşlenme de önemli. Şu an güneşe de ihtiyacımız var, D vitaminine ihtiyacımız var, bağışıklık sistemimizin daha iyi çalışabilmesi için de. Bu da bir toplum sağlığı sorunu. Yani sürekli evde kapalı ortamda kalmak zorunda olmak
da bir halk sağlığı sorunu. Çünkü yeterli bir D vitamini alamadığımızda da bağışıklık sistemimiz veya bünyemiz bunun eksikliğini yaşayacak. Ya yani dolayısıyla özellikle mesela güneşli bir gün şey yapabilirsiniz, bir yarım saat evinizden uzaklaşmadan dışarı çıkabilirsiniz. Ama bu şunu yapmamamız lazım. Ya kalabalık ortamlarda işte alışveriş merkezine gitmek, restoranta, zaten restoranlar kapalı. İsteseniz de gidemezsiniz zaten. Ama ne olur evinizin etrafında bir çıkıp yarım saat yürüyebilirsiniz. Hem fiziksel sağlığınızın, bedensel sağlığınızın, hem psikolojik, ruhsal sağlığınızın iyi olması açısından, daha iyi olması açısından bunlar yapılabilir şeyler. Bununla birlikte bir takım işte aşırı hijyen özentili davranışlardan da biraz kaçınmak lazım. Yani dışarıdan bir poşetle içeriye girdik, aman bunu hemen sabunlayayım filan. Yani bunu dokundunuz, ellerinizi yıkayın. Ondan sonra biraz dışarıda bekletin. Ondan sonra aldığınız malzemeleri, gıdaları şeye koyabilirsiniz. Buzdolabınıza veya nerede saklıyorsanız koyabilirsiniz. Yani bu virüs sonsuza kadar yaşayan bir şey değil. Az önce de bahsettik. Bizim canlı kalabilmesi için bizim hücrelerimize ihtiyacı var. Yani bizim hücrelerimize girmedikçe sonsuza kadar yaşayan bir şey değil. Çıkartırsınız mesela balkonda birkaç saat. Zaten enfekte edecek kadar bir virüs bile kalmaz zaten. Yani aşırı tedbirlerden de kaçınmamız lazım. Yani yeterli ve önlemler yeterli. Bazı ellerimizi yıkamak önemli. Evet. Bir arkadaşımız engellendi diye bir şey yazıyor. Ben kimseyi engellemedim. Cem Taktakoğlu'nu engelledim. Burada hocamız bir şey konuşurken doktor gibi yorumlar yapıyordu. Sürekli aynı şeyleri tekrar ettiği için engelledim. Onun dışında kimse engellenmedi. Önce iş güvenliği hesabından yazan arkadaş kimseyi engellemedi. Cem Taktakoğlu engellendi. Onun sebebi de kendi biliyor. Evet hocam. Evet, yani mesela benim eğitim verdikten sonra bir personel şöyle yaptığını öğrendim. Ellerini su ve sabunla yıkıyormuş. Ardından da antiseptikle ellerini bir daha ovuyormuş. Yani bu mesela bu aşırı gereksiz, hatta zararlı bir şey. Yani ellerinizi en önemli temiz tutabilmek için en önemli şey su ve sabunla uygun bir şekilde yıkamak. Bu arada 20 saniye olayına da bir açıklık getirmek lazım. Yani bu 20 saniye baştan sona olan süre değil. Ellerinizi köpürttükten sonra 20 saniye geçmesi lazım. Yoksa 20 saniye toplam süre için çok kısa bir, çok kısa. Yani 20 saniye ellerinizi köpürtüp ondan sonra durulamanızla birlikte en az bir dakika sürebilecek bir şey bu. El yıkama olayı. Ondan sonra tekrar alkolle, işte başka kolonyayla falan tekrar elinizi temizlemenize gerek yok. Zaten su ve sabun yeterli. Su ve sabuna da ulaşamıyorsanız o an elinizi bir antiseptikle ovalamanız yeterli. Yani hem sabun hem antiseptik, ondan sonra kolonya, bunlar aşırı gereksiz şeyler, aşırı hareketler. Bu kadar da şey yapmaya gerek yok. Olayı abartmaya gerek yok. Bir de önemli bir şey var. Şimdi bazı acil durum planlarında da gördüm, eldiven konusu. Yani daha maske olayını tam açıklığa kavuşturamadık ama eldiven konusu var şimdi bir de başımızda. Birçok yerde görüyorum insanlar eldiven kullanıyor. Yani ya eldiven son derece riskli bir şey. Şimdi elimiz kirlendiğinde elimizi yıkayacağız diyoruz. Peki eldivenli olunca, eldiven takınca bu insanlar ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar aynı eldiveni mi kullanıyorlar acaba? Eğer öyle yapıyorlarsa bu toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Çünkü nasılsa ben ellerim eldivenli diye düşünüp o kirli eldivenlerle her yere dokunuyorsa, yani geçmiş olsun. Bu tip şeylerden, yani bu salgında öğrenmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi bu bence. Eldiven gereksiz bir şey. Yani
riskli bir iş yapmıyorsan. Mesela ben hastaya enjeksiyon yapınca veya pansuman yapınca eldiven takıyorum. Ardından eldiveni çıkarıp ellerimi yıkıyorum. Eldiveni tek kullanımlık 2 dakika 5 dakika kullanıp atıyorum. Ama mesela markette özellikle manavra reyonunda bakıyorum. İnsanlar eldivenini sabahtan akşama veya saatlerce o eldiveni kullanıyorsa yani bize şey yapmalarına bir takım kısıtlıklar getirmelerine hiç gerek yok. Çünkü onlar çok aşırı derecede enfekte ediyorlar birçok gıdayı. Yani bu bakıyorum mesela araba direksiyon başında insanlar eldiven kullanıyor. Yani bunun hiçbir anlamı yok. Gereksiz ve riskli bir davranış olduğunu söylemek isterim. Hocam peki bir sorun bu maske olayıyla ilgili çok kafa karışıklığı var. Bugün bakan yine bir açıklama yaptı. Toplu alanlarda evet. Herkes maske taksın dedi. Enfeksiyonunu bir de şunu söyledi bir gün önce. Herkes kendini koronavirüs taşıyıcısıymış gibi hissederek yaşasın dedi. Dolayısıyla bunun altındaki mesaj şu değil mi? Eğer ben kendimi koronavirüs taşıyıcısı olarak hissediyorsam maskeyle dolaşmam lazım her çıktığımda. Bunun altında bu mesaj şimdi, yok mu? Yani sınırları doğru çizmek lazım. Elbette hepimiz potansiyel olarak bir COVID taşıyıcısıyız. Yani hatta olabiliriz. Yani şu an bakan kendisi de açıkladı. Aramızda COVID'li pozitif olan olabilir. Dolayısıyla bu doğru bir mesaj. Yani şu doğru bir mesaj. Hepimizin potansiyel bir koronavirüs taşıyıcısı olmamız olabileceğimiz düşüncesini aklımızda tutmamız lazım. Bu doğru. Yani zaten biliyoruz. %80 insanların %80'i hiç herhangi bir belirti göstermeden veya hafif belirtilerle bu hastalığı geçiriyor. Geçirmemiz de gayet iyi bir şey. Yani bir anlamda virüsle karşılaşıp bağışıklık sistemimizi ona karşı uyandırmış oluyoruz. Bu doğru bir mesaj. Ama şimdi maskenin anlamını biraz daha üzerinde düşünmemiz lazım galiba. Ona ihtiyaç duyuyoruz. Maske, şimdi virüs çoğunlukla damlacık yoluyla bulaşıyor. Yani öksürürken, hapşırırken, konuşurken ağzımızdan çıkan tükürükler damlacıklarla daha çok bulaşıyor. Hava yoluyla bulaştığı gibi bu ihtimal de var. Evet, belki birkaç hafta sonra bunu da söyleyecek bakan. Ama şu an Dünya Sağlık Örgütü aşırı tedbirlere yani başvurulamadığından dolayı yapılamadığı için mesela hava yoluyla bulaştığını kabul etse Dünya Sağlık Örgütü hastaların negatif basınçlı odada tedavi edilmeleri gerekiyor. Ama öyle bir sağlık sistemi yok. Yani o kadar yeterli bir negatif basınçlı odamız yok. O kadar çok gelişmiş maskemiz de yok. Yani FFP2, FFP3. Yani bunu o zaman tedbirlerin aşırı derecede boyut atlaması gerekiyor. Şu an dolayısıyla daha çok damlacık yoluyla bulaştığını kabul ediyoruz. Buna göre önlemler alıyoruz ve maskeyi normal cerrahi maskeyi öneriyoruz. Özellikle hasta olduğunu bilen insanlar maske takması lazım. Ama bu kişi evinde odasında tek başına izole yaşıyorsa yani maske takmasının bir gereği yok. Çünkü zaten etrafında kimse yok bulaştıracağı. Dışarı çıktım. Ama siz diyelim ki ya dışarı çıktığında diyelim ki az önce bahsettik yürüyüşe çıktınız, hava almaya, güneşlenmeye çıktınız. Etrafınızda öyle bir kalabalık yok. Yani sizi bulaştırabilecek bir şey yok, topluluk yok. Yani biraz hızlı tempoyla spor yapıyorsunuz diyelim evinizin etrafında. Maske takmanıza gerek yok yani. Açık havada, etrafınızda kimse yok, kalabalık bir ortam yok. Yani size 1 metre, 2 metreden fazla yaklaşan insan yok. Yani sizin zarar verebileceğiniz veya zarar görebileceğiniz derecede insan yok. Yakınlıkta insan yoksa etrafta maske takmaya da gerek yok. Ama bugün açıklandı mesela marketlere girerken zorunlu getirildi. Markette biraz daha yakınlaşıyor insanlar reyonlar arasında gidip gelirken vesaire falan filan. Tedbirli olma açısından
Maske takmak evet doğru bir davranış. Yani o anda birisi hapşırabilir, öksürebilir veya şiddetli bir nefes vererek ortama virüsü bulaştırabilir. Maske takmamız evet doğru. Yani şu dikkat etmemiz gereken şey şu. Birisi bize 1 metreden 2 metreden fazla yaklaşma ihtimali varsa veya kapalı bir ortamda hastaların yüksek ihtimalle bulunabileceği bir ortamdaysak elbette ki maske takmamız gerekiyor. Ama yani açık havada yürüyüş yapıyoruz. Etrafımızda kimse yok ya da etrafımızda kimse yok derken elbette sokakta başka insanlar olabilir ama size herhalde 1 metreden fazla yaklaşmıyordur ya da 2 metreden fazla yaklaşmıyorsa çok da gerek yok zaten. Bu kadar abartmaya gerek yani maske gereksiz oluyor. Bir de maske kullanmak da yanlış kullanıldığında aynı eldivende olduğu gibi riski artırabilir. Yani çoğu insan maskeyi kullanırken eliyle böyle düzeltip duruyor. İşte el çekiyor, çekiştiriyor. Sen diyelim ki potansiyel olarak kendini virüs taşıyıcısı kabul ettin. Belki de virüs taşıyıcısısın. Nefesinle, tükürüğünle damlacıkları şeye doldurdun. Maskeye. İkide bir elinle maskeye tutup çekiştirirsen bu eline bulaşacak. Ondan sonra elinde dokunduğun asansör, kapı kolu vesaire varsa onlara da bulaşacak. Dolayısıyla bu bir riskli davranış. Yani maskeyi de nasıl kullanmamız gerektiğini de bilmemiz lazım. 3 saatten fazla çok kullanılmaması lazım. Yani nemlendikçe değiştirmeniz lazım. Bunlar tek kullanımlık şeyler, cerrahi maskeler. Yani günlerce veya sabahtan akşama kadar kullanabileceğiniz şeyler değil. Ve attığınız çöp de önemli. Yani görüyoruz şimdi insanlar sokağa atıyorlar. İşte arabasından dışarıya atıyor. Yani böyle yapacaksan hiç yapma daha iyi. Evet, Bora Bey, cerrahi maskeyi insanlar çok kez kullanacaktır. Bu da büyük bir risk. Kedimiz de geldi. Bir açıdan da şöyle bir şey var. Abarttığımız zaman sağlık çalışanlarının veya riskli grupta yer alan insanların maskeye ulaşımı da zorlaşıyor. Yani özellikle maske takması gereken hastalar veya sağlık personeli veya hasta bakıcıları, huzurevi çalışanları gibi insanların arz talep meselesinden dolayı maskeye erişimi de zorlanmış oluyor. Yani dolayısıyla maskeyi de gerektiği zaman kullanmamız lazım ve doğru kullanmamız lazım. O da önemli bir risk, evet. O zaman şimdi marketlerin girişinde de herhalde bir maske şeyi olacaktır. İnsanlar girerken onu taksın diye. Çünkü çoğu insan maskeye ulaşamıyor. Dolayısıyla hani bu da bir sıkıntı diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ya marketin girişinde sizi geri çevirecekler. Maske evet. Yoksa. Bakalım bende maske yoktu. Yarın bir eczaneden almayı deneyeceğim. Bilmiyorum. Sizlerde vardır muhakkak. Ben hani maske takma ya karşıydık şimdiye kadar. Şimdi olay başka yöne doğru gitti. Hani taşıyıcı olmadı. Enfekte olmadığımız için maske takmamıza gerek yok diye konuştuk hep. Dolayısıyla öyle bir girişimimiz de olmamıştı. Yarın artık hani toplu alanlara girerken maske takmamız gerekecek. Tabii bu evet. Konuda cerrahi maske yeterli olacak diyorsunuz hocam. Yani damlacık yoluyla bulaştığını kabul edersek, böyle düşünürsek yeterli, evet. İnfluenza havada bulaşıyor muydu? Havadan bulaşıyor muydu hocam? Yok, damlacık yoluyla bulaşıyor. İnfluenza da damlacık yoluyla bulaşıyor. Hangi virüs hocam? Havadan. Hangisi? Var mı? Var. Tüberküloz hava yoluyla hava yoluyla da bulaştığı kabul ediliyor mesela. Tüberküloz basili, kızamık virüsü ve su çiçeği virüsü havadan bulaşabiliyor. Bunları biliyoruz. Bunlar kabul edilmiş
bilgiler. Ama koronavirüsle ilgili böyle bir herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir bilgi yok. Yani hava yoluyla, airborne aerosollerle havada asılı kaldığı kabul edilmiş bir bilimsel gerçek değil. Ama şu an birçok makale çıkıyor havadan bulaşabildiğine yönelik. Kızamık havadan bulaşıyor. Peki o çok daha mı ufak? Yani o nasıl havada kalıyor? Hani aklıma geliyor. Kızamık havada nasıl kalıyor? Kızamığın virüsü. O koronavirüse göre çok daha mı ufak? Ki bunlar mikro seviyesinde veya tükürükte mi bulunmuyor? Kuru havaya mı gidip havada kalıyor? Çünkü ya bu sonuçta toz virüslerden daha büyük. Tabii ki. Eğer ortamda bir doğal havalandırma yapın diyor mesela. Doğal havalandırma yaptığında eğer benim şu mouse'un üzerinde virüs varsa havalandırmanın etkisiyle bu havaya kalkacaktır. Havaya kalkınca da ben bunu soluyamaz mıyım hocam? Mantıken düşündüğümüzde. Doğal havalandırma yaptım. Burada odaya havalandırırken bütün virüsleri havalandırdım havada toz bulutu gibi. Ve ben bunu ağzıma aldım nefes alırken. Bu da olası değil mi? Veya iş yerimiz ofis ortamında hani az kişi çalışıyoruz, 3 kişiyiz ama havalandırma çalışıyor. Bu ek bir risk sonuçta. Ve pencerem yok, doğal havalandırma imkanım yok. Havalandırma çalışıyor ve onun sirkülasyonuyla bunun üzerindeki virüsler havada dolaşıyor. Ve ben bunu soluyorum. Şimdi virüs... Yanlış mı düşünüyorum mantıken? Hatalı mıyım? Şöyle düzeltebiliriz. Ya virüs tek bir partikül olarak yani bir tek başına izole bir virüs şeklinde dolaşmıyor. Tamam, 10 dakika. Kızamık virüsü veya işte havayla bulaşan su çiçeği veya tüberküloz mikrobu. Mesela tüberküloz mikrobu virüs değil, bakteridir. Yani şunu demek istiyorum. Hani daha mı küçük, daha mı büyük filan olayı. Daha büyük virüsten. Evet. Ama havada kalıyor. Yani mikrobun boyutuna göre olan bir şey değil bu. Kaldı ki bu mikroplar solunum yolundan dışarıya verilince izole tek veya gruplar halinde mikroplar değil. Bununla birlikte bir salgıyla beraber çıkıyor. Bir tükürükle yani. Damlacıkta nasıl hani bir şeyden bahsediyoruz. Sıvı bir salgıdan bahsediyorsak havayla bulaşan diğer enfeksiyon etkenleri de mikro damlacıklarla yani daha küçük damlacıklarla havada bulunuyor. Yani ama tek zaman, başına bu mantıkla, tek başına izole korona da söyle, o zaman yani, şimdi damlacık ne kadar küçük kütlesel olarak ne kadar küçük olursa havada asılı kalma ihtimali veya süresi o kadar uzar. Ama bu koronavirüsün tek başına herhangi bir salgı olmadan izole bir şekilde havada olduğu manasına gelmiyor. Bir daha küçük, daha mikron seviyesinde damlacıklarla dışarıya çıkıyor ve yere çökeldiği zaman orada kalır. Çünkü tek başına izole bir mikrop gibi düşünmeyin bunu. Yani bir salgıyla beraber dışarıda kalıyor. Ama diğer dedikleri de salgıyla bulaşmıyor. Kızamık bakterisi diyelim. İşte bulunuyor. Koronavirüs de salgının içinde. Aynı yoğunlukta bir salgının içerisinde. Atıyorum 100 tane kızamık bakterisi. Ya sizi şey yapmak için söylemiyorum. Mantıklı olarak oturtmak için kafamızda. Diyelim 100 birimlik bir tükürük var büyüklüğünde ve içerisinde 100 adet kızamık bakterisi, diğerinde haliyle 1000 adet virüs var. Bunlar bu 100 birimlik tükürüğün hacmini çok etkileyip hani havada insin kalksını etki edecek kadar bir ağırlık tutmuyor zaten. Önemli olan oradaki tükürüklüğün boyutu anladığım kadarıyla. Evet, o zaman evet. Benim aklıma geliyor. Dünya Sağlık Örgütü bunun havada asılı kaldığını bilerek söylemiyor olabilir. Dediğiniz gibi negatif basınçlı bilmem nereye olaylar giriyor işin içine. Ne zaman aşısı bulunursa
Bu o zaman havada askıda kalınabiliyordu aslında ya. Gidecek bir senaryo mu bu diye aklımda bir soru işareti. Dolayısıyla bundan sonra havada askıda kalıyormuş gibi ben düşünüp ona göre önlem almamızın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum Yani bilmiyorum. tabii, yani tabii en kötü ihtimali düşünüp ona göre önlemler almak doğru olabilir. Evet, yani olabilir. İlk başlarda işte N95 ya da FFP2 maskelerle dolaşan insanlar biraz yadırgandı ama Ona doğru gidiyor. ilerleyen zamanlarda ya bize gülüyordunuz işte bakın. Bizim şeyimize geldiniz diyebilirler. Bu Mesela ihtimal dahilinde. Çin'de de bir dönem sonra herkeste maske vardı. Baktığımızda hatırlıyorum ben o görüntüleri. İlk hani bunlar ilk yapmaya başladığı dönemlerde herkeste maske vardı mesela Çin'de. Tabii yani özellikle öneriyorlar zaten bir takım yazılarda, paylaşımlarda herkesin maske takması, özellikle dışarı çıkan herkesin maske takması gerektiğine yönelik bu tip şeyler var. İşin mantığını anlamak çok önemli. Az önce bahsettiğiniz şey önemli. Yani havadan da bulaşsa bir mikro damlacık bu. Mikron seviyesinde damlacıklar. Virüs zaten mikrondan da küçük. Yani 0,01 mikron gibi boyutu. Yani Ama bunun şeyi çok çok ağır, kütlesel olarak çok büyük bir yekün oluşturmuyor. Yani aman bu virüs işte ne kadar kütle sahip olacak da yere çökecek falan filan. Yani damlacık bile olsa mesela hapşırdığınızda büyük damlacıklar çıkıyor değil mi? Yani daha zaten yoğun salgılar. söyledim. Biz hapşırdığımızda veya aksırdığımızda, öksürdüğümüzde o kadar şiddetli öksürüyoruz ki onun havada kalma ihtimali yok zaten o damlacığın. Öyle değil mi? Hani öksürüyorsun o kadar hızlı gidiyor ki o yere çökecektir illaki. Benim Evet, bir yere aslında yapışacak. mantığım şu şey oldu. Bunlar tükürükle yere gidiyor ama herhangi bir doğal havalandırma ya havalandırmayla o tükürük buharlaşıyor ve ortamda virüs kalıyor. Salgı gidiyor. Ve bu bir havalandırmanın etkisiyle daha kolay havalanabilir. Aynı bir toz katmanına, biz bunu patlamadan koruma dökümünü hazırlarken de irdeliyoruz zaten. Toz katmanına bir havalandırmanın gelerek onu toz bulutu haline getirmesi bizim için risktir. Dolayısıyla salgıdan ayrılmış bir virüs bizim için daha riskli. Çünkü herhangi bir üflemede o havada dolaşacaktır. Böyle. Toz gibi. Toza nasıl güneş ışığına baktığımızda tozlar havada uçuşur. Çocuklar teneffüste mesela koşturduğu zaman sınıfa baktığımızda tozlar havada uçuşur. O zaman virüsler de böyle uçuşuyor havada. Mantıken. Yani. Eğer salgı buharlaşmış sadece virüs kaldığında veya mesela bunun üzerinde ben tükürdüm, buraya bulaştı, bu burada kaldı. Tükürük halinde. Ama tükürük ne zaman buharlaştı? Virüs sanırım bununla birlikte buharlaşmıyor sonuçta. Kalıyor burada bunun üzerinde. Ben bunu üflediğim zaman bu ne olacak? Havada dolaşacak. Sonra tekrar yavaş yavaş çökecek. Ama o havada bulaşıp ben bunu solurken çünkü çektiğimde de bir negatif basınçla onu kendime çekmiş oluyorum. İçime almış oluyorum. Eğer beni enfekte edecek kadar bir virüsü aldıysam bünyeme geçmiş olsun. Değil mi? Mantıken. Evet, mantıken öyle bir mantık yürütebiliriz. Ama şimdi nasıl diyoruz mesela işte kağıt üzerinde şu kadar aktif kalabiliyor. Paslanmaz çelik üzerinde şu kadar şey canlı kalabiliyor, aktif kalabiliyor, enfektif kalabiliyor. Havada da ortamda da ne kadar yoğun kalabilir, ne kadar aktif kalabilir bunu da hesaba katmak lazım. Yani böyle günlerce, saatlerce enfekte edecek miktarda, yoğunlukta ve aktiflikte kalması O çok. zaman da aklıma şu soru geliyor hocam. Beni bağışlayın. Yani aklımızdaki soruları bulduk, sizi soralım. Bu Estağfurullah. canlı bile kabul etmediğimiz bir mikroorganizma. Değil mi? Peki bu Evet. nasıl mesela kağıt üstünde ölüyor, yok oluyor? Canlı değilse zaten niye? Yani kendini nasıl dondurduğumuz bir şey canlı kalıyor örneğin?
Sonra açtığınızda tekrar hayat buluyor. Bunun peki nasıl yok oluyor? Eğer canlı değilse zaten. Var mı bunun bir cevabı hocam bilimsel olarak? Şöyle söyleyelim. Mesela ellerimizde virüs olduğunu düşünün. Evet. Ellerimiz virüsle enfekte. Ne yapıyoruz? Sabunla ellerimizi yıkıyoruz. Ve inaktif hale getiriyoruz, değil mi? Veya yerde virüs var masanızda veya parkenizde. Çamaşır suyuyla siliyorsunuz. Zaten virüs canlı değil ki yani öldüresin. Aynı mantıkla bakarsak. Ama zamanla o yapısı bozuluyor. Yani etrafında bir çeper var dedik. İçinde bir genetik materyal var dedik. Bu yapı bütünlüğü bozulduğu zaman zararsız hale geliyor aynı şekilde. Onlar bozuluyor, ondan sonra ölmüş kabul ediyor. Tabii yani bir canlı gibi protein üretmiyor, enerji üretmiyor. Tek başına o izole bir şekilde çoğalma kapasitesi yok ama onun da bir yapısı var. Ya kimyasal bir yapısı var sonuçta. O kimyasını bozduğunuz zaman özelliğini yitiriyor. Öyle düşünün. Evet. Bunun en iyi ilacı o zaman bizim bağışıklık sistemimiz şu an. Başka bir ilacı yok. Tüm mikroorganizmalarla mücadele ettiği gibi vücudumuz. Ya öncelikle vücudumuza girmesini engelleyeceğiz. Bunun için elimizi yıkayacağız. İşte riskli ortamlardan, kalabalık ortamlardan uzak duracağız. İşte kişisel koruyucu donanımımız, maskemizi takacağız riskli yerlerde. Kalabalık ortamda çalışıyorsak veya insanlarla 1 metreden fazla, 2 metreden fazla yakınlaşmak durumunda olduğumuz durumlar. Bunları zaten olmaması lazım ama oldu ki diyelim ki böyle bir ihtimal var. İşte kişisel koruyucu donanımımızla bunu engelleyeceğiz. Dışarı çıkmayacağız. Virüsün yayılmasını, dolaşmasını engelleyeceğiz. Bütün bunları yaptıktan sonra hala yine de vücudumuza bir şekilde girmişse artık bağışıklık sistemimiz bununla savaşacak. Ya da evet, virüsün güzel bir mutasyon, bizim istediğimiz tarzda bir mutasyon geçirmesini bekleyip kendi sonunu getirmesini bekleyeceğiz. Veya işte eğer bu da olmazsa bilim insanları bununla ilgili bir aşı geliştirecekler. Tıpkı kızamıkta nasıl aşılanıyorsak, verem için nasıl aşılanıyorsak koronavirüs için de aşılanacağız. Ve bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Peki hocam, yanlış bilmiyorsam tüberküloz deriden de geçiyor. Doğru mu biliyorum? Hayır. Deriden gözenekler, gözenekler. Yanlış mı hatırlıyorum? Peki deriden geçen mikroorganizmalar var mı? Deri emilerek deriden. Yok. Yani yok, öyle bir şey yok. Mukozalardan bulaşıyor. Mukoza dediğimiz şey şu mesela dudağınızın iç kısmı. Ağzınızın iç tarafı, işte gözünüzdeki şu konjonktiva, burnunuzdaki içerideki o mukoza oradan geçebiliyor. Yani derinin olmadığı, deriyle kaplanmış olmayan yerlerden geçer. Deri bizim en önemli kişisel koruyucumuz. En önemli eldivenimiz, en önemli, en değerli maskemiz, derimiz. Eğer derinizde bir bozukluk yani bir yara, deri bütünlüğü bozulmamışsa oradan girmesi mümkün değil. Çok şükür. Gel gel. Bu da benim kedim Püskün. Bir saattir arkadan beni al beni al diye tırmalayıp duruyor arkadaş. Ona da bir el sallayalım. Şimdi Bora Bey bir şey söyledi sakalla ilgili. Görmemezlikten geldim. davet ediyor. Şimdi... Beni de sakalı kesmeye davet ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Hayır, sakalımızı devam. Sakalımızı hangi durumlarda kesmemiz lazım? Mesela diyelim ki yoğun bakımda çalışıyorsunuz. Covid hastaları tedavi ediyorsunuz. Bir sağlık personeli de olabilirsiniz, hemşire, hasta bakıcı. Yani virüsün kesinlikle yoğun olduğunu bildiğimiz yerdeysek taktığımız maskenin koruyuculuğu
az olabilir. İşte yeterince derimizi kaplamıyorsa, tam derimize yapışmıyorsa, sakal bunu engelliyorsa o zaman tamam, yani sakalımızı kesmemiz lazım. Fakat Bora Bey, siz niye sakalınızı kesiyorsunuz? Yani siz hastayla baş başa mısınız? Bu yani dolayısıyla şey yapmaya gerek yok. Böyle bir mahalle baskısı oluşturmaya gerek yok. Ha, yürü hocam. şimdi bir sorumuz var. Gönül Hanım sormuş. Peki hocam, elimizi bir yere sürdük ve virüs olduğunu düşünürsek, temas eder etmez hemen vücudumuzda virüs aktif hale geliyor mu? Yoksa belli bir süre vücudumuzda bekledikten sonra mı aktif hale geliyor? Güzel bir soru. Ha, aktif hale gelmesi gibi bir şey, böyle bir kavram yok yani. Nasıl aktif hale gelmek falan. Bu bir içinden silahlar çıkarıp işte ateşe başlayan bir şey değil. Yani aktif. O zaman ben bir şöyle virüs aktif. Hocam, sonuçta bu yerlerde bayağı bir hücrelerin iç yapısına giriyor. Peki mukozadaki hücreleri neden girmiyor veya giriyor mu? Yani burada başlıyor mu enfeksiyon? Zaten mukozalardan geçiyor zaten. Ses boğuk geldi, anlayamadım. Gönül Hanım'ın sormak istediği sanırım o. Mukozadaki hücreleri enfekte etmiyor mu? İlla ciğere mi inmesi lazım? Şimdi ne dedik? Derimiz bizim koruyucumuz. Yani üstü, evet. Derimizdeyse eğer, virüsün şu an benim parmağımda olduğunu düşünelim. Ben bu parmağımı gözüme sokarsam, burnumu karıştırırsam, ağzıma sokarsam, mukozadan bizim vücudumuza girmiş oluyor. Evet. Bunda hemfikiriz. Ama benim parmağımda virüs var. Ben ne yapmam lazım? Gidip elimi yıkamam lazım. Eğer elim virüslüyken ben mukozaya temas ettirirsem parmağımı, elimi, o zaman tehlikeli bir hareket oluyor. Yani virüsün aktif hale gelmesi falan. Yani bu tartışılacak bir şey değil. Böyle bir kavram yok. Yok, virüsün... şunu sorma. Yani bu daha çok akciğerlerde pnömoni yaparak hani akciğer dokusunu bozuyor ya. Bizim ağzımızdaki mukozada da aynı şey yapıyor mu? Neden akciğerlere gidiyor? Daha kolay yer varken, ağız mukozası, burun mukozası varken niye daha aşağı yollara iniyor? Onu demek istiyor sanırım. Ya da yoksa biz onu zorla mı, hani tükürükle zorla mı gönderiyoruz? Onu demek. Şimdi keşke virüs öyle davransa. Keşke mesela dudağımızın, yanağımızın mukozasında kalsa da orada şey olsa sadece. Virüsün ne dedik? Bir protein yapısı var, bir çeperi var. Reseptör dediğimiz bir takım molekülleri var. Bunun tutunabildiği yerler önemli. Yani akciğerimizde bu reseptör tutunabiliyor. Yani o hücrelerimizin üzerinde bir yer buluyor ve ona tutunabiliyor. Bunu bir şey gibi düşünün. Yani bir mıknatıs demir gibi düşünün. Ya da anahtar kilit gibi düşünün. Virüsün üzerinde bir anahtar var. Bu kilit de akciğerlerimizde. O anahtar akciğerimizdeki kilidi açıyor. Ya, özellikle şey gösterdiği, affinite yani duyarlılık gösterdiği yer akciğer dokusu. Böyle açıklayayım bunu yani. Yani bu evet. Virüsün akciğerimize ulaşacak kadar çok olması zaten hastalığa neden oluyor. Yani ağzımıza girdi diyelim ki, virüs yanak mukozasına yapıştı. Bu su içeriz veya tükrüğümüzü yutarız, midemize gider. İnaktif hale gelir mide asidiyle vesaire. Dolayısıyla tehdit olmaktan çıkar. Ama o kadar yoğun, tehdit edici bir yoğunlukta olursa virüs, bir şekilde
akciğerimize ulaşırsa oradaki hücrelerin reseptörlerine ilgi gösteriyor ve dolayısıyla akciğerdeki hücrelere girmiş oluyor. Yani tamamen ilgi meselesi. Virüsün üzerindeki proteinlerle bizim akciğerimizdeki hücrelerin üzerindeki proteinlerin birbirine tutuşması. Mesela herpes simplex de akciğere gitmiyor, değil mi? Buradaki mukozaya daha çok seviyor. Benim eti sevmem gibi, sebzeyi sevmemem gibi. O dudaktaki yapıyı seviyor. Koronavirüs de akciğerdeki yapıyı seviyor. Uçuk virüsü sinir dokusuna yerleşiyor. Anladım hocam. Siniri seviyor. Virüsün uçuk virüsünün, herpes simplex virüsünün afinite, ilgi gösterdiği doku sinir dokusu. Sinir dokusuna ilgi gösteriyor ve ömür boyu orada kalıyor. Yani virüs ömür boyu, tabii mesela siz bebeğiniz oldu, çocuğunuz oldu. 2 aylık, 5 aylık, 1 yaşında öptünüz. Bir mucuk yaptınız, öptünüz. Geçmiş olsun, o artık herpes simplex'i aldı. Evet. Bir gün işte gelir, bağışıklık sistemi zayıflarsa o virüs hop böyle bir baloncuk yapar dudağınızda veya burnunuzda. Geçmiş olsun, herpes simplex uçuk çıkarmış olursunuz. Nasıl mesela korktuğumuzda veya işte nezle gibi bir hastalık geçirdiğimizde vücudumuz yorgun düştüğünde, yani bağışıklık sistemi yorgun düştüğünde nasıl virüs çıkıyor değil mi böyle hemen? Herpes simplex. Yani böyle. Öldürmüyor Allah'tan. Ondan çok korkmuyoruz da. Bu öldürdüğü için daha korkunç bir şey oluyor. İşin şakası, hepsi kötü virüsleri. Yani enfekte olmayalım. Çocuğa da geçirmeyelim. Yine virüs yükü ne demektir? Ne kadar ve nasıl bir temas gerekiyor diye sormuş Can abi. Virüs yükü tamamen şeyle alakalı. Ne kadar yoğunlukta bir virüs var? Yani bir milyon mu, bir milyar mı? Kaç, ne kadar çok virüs olursa virüs yükü o kadar artar. O anlamda kullanıyoruz bunu. Yani bir damlacıkta 10 tane virüs de belki olabilir, 100 tane de olabilir, 1 milyon tane de olabilir. Ne kadar çok olursa o kadar virüs yükü artmış oluyor. Bundan kastettiğimiz şey bu. Ne kadar ve nasıl bir temas gerekiyor? İşte şöyle söyleniyor. Diyelim ki koronavirüslü bir kişiyle 1 metre mesafeden ya da aynı kapalı ortamda 15 dakikadan fazla kaldınız. Size bulaşabilir o zaman. Yani kapalı bir odada diyelim ki revirde veya işte ofiste ve 10 metrekarelik, 15 metrekarelik bir odada 15 dakikadan fazla kalmışsanız ve aranızda da işte yeterli bir mesafe yoksa, yani yeterli bir mesafeden kastım 2 metre gibi olabilir. Daha yakınsanız o size bulaşabilir. Bu damlacık yoluyla bulaşma. Temas yoluyla şöyle mesela o kişi geldi, bir dakika durdu sizin odanızda. Ellerinde virüs vardı. Sonra sizin kalemi kullandı. Virüsü kaleme bulaştırdı. Sonra siz o kalemi aldınız. Sizin elinize bulaştı. Sonra sizin elinizle işte mukozanıza dokundunuz. O zaman bulaşır. O yüzden sık sık ellerimizi yıkamamızı şey yapıyoruz, öneriyoruz. Temastan kastımız bu. Diğer bir soru da Emre Bey sormuş. Emre benim öğrencim Emre mi? Emre Gazioğlu o sanırım. Evet. Peki herpes gibi COVID de vücutta kalacak mı? Diye bir soru sormuş. Şimdi yapılan çalışmalarda bir koronavirüslü hasta tedavi olduktan sonra bile bir müddet koronavirüs taşıyıcısı olmaya devam edebiliyor. Ama bu süre öyle ömür boyu değil. Yani şu anda bildiklerimize göre, şu anki bilgilerimizle söylüyoruz bunu. Ömür boyu kalmıyor. Ama günler veya bir hafta
bir iki hafta daha hala o virüsü taşıyabiliyoruz. Yani tedavi olmuş olsa bile o kişi diyelim ki öksürdü, ateşi çıktı, işte nefes darlığı gelişti, hastaneye kaldırıldı, hastanede oksijen tedavisi aldı, işte ilaç tedavisi aldı, ateşi düştü, nefes darlığı düzeldi, iyileşti, evine gönderildi. Hala bir virüs taşıyıcısı olabilir. Yani ne kadar işte biz bunu en az 14 gün şey yapıyoruz. Yine riskli kabul ediyoruz. Evine gönderilse bile, iyileşen hasta evine gönderilse bile yine bir 14 gün izole kalması, odasında kendi başına kalması, çok fazla o kişiyle temas etmememiz korunmak açısından önemli diye önemli olduğu söyleniyor. Yani bu şekilde biliyoruz bunu. Ömür boyu taşımıyor. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bayağı bilgilendirici oldu. Ve herkesin aklındaki soru işaretleri sanırım kalktı. Benim aklımda bir sürü soru işareti vardı. Kalktı açıkçası. Sizin eklemek istediğiniz veya hani önermek istediğiniz hususlar var mı? Kaldı mı konuşmalarınızın içerisinde? Onları dinleyelim. Vurgulamak istediğim şey söylemiştim ama bir daha söyleyeyim. Eldiven konusuna son derece dikkat etmemiz lazım. Ben çok sık görmeye başladım. İnsanlar eldiven takıyor. Ya tamam, maskeyi tamam takalım. Doğru düzgün kullanalım ama önemli olan burada elimize geçirdiğimiz eldiven değil, elimizi yıkamamız önemli. Bakanlığın önerilerini takip edin. Bakanlık ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsa o tavsiyelere uyalım. Ben şimdiye kadar bakanlığın eldiven takın dediğini görmedim. Ellerimizi yıkayacağız. Kendimiz mesafemizi koruyacağız. Evde kalacağız. 3 tane altın kuralımız var. Elimizi sık sık yıkayacağız. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Bu 3 tane altın kuralı tehdit ortadan kalkana kadar mümkün mertebe uygulamamız lazım. Bunlara ne kadar çok dikkat edersek normal hayata dönmemiz o kadar hızlı olacaktır. Ve ikinci bir şey şu dönemde edindiğimiz alışkanlıkları devam ettirmemiz, normal hayatımızda da yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Yani ellerimizi yine kirlendikçe yıkamamız lazım. Tokalaşma mümkün mertebe yani kısıtlanması lazım. Ellerimiz kirliyse, birisi size elini uzatmıyorsa bozulmamak lazım. Efendim, kapı kollarını sık sık temas edilen yerlere dokunurken biraz daha dikkatli davranmamız lazım. Yani şu anda edindiğimiz hijyene dair şeyler paranoya seviyesinde değil, yani temizlik, hijyen hastası şeklinde değil de mantık çerçevesinde, ihtimaller çerçevesinde şey yapmamız lazım. Bu alışkanlıkları devam ettirmemiz lazım. İnşallah toplumumuzda bankamatik kuyruğunda beklerken arkanıza yapışmaz. Siz de kimseye yapışmayın. Yani bunlar hem medeniyet, kültürel alışkanlıklar açısından değerli şeyler. Markette işte kasiyerin sırasında beklerken veya işte başka bir kuyrukta beklerken gerekli mesafeyi korumaya devam etmemiz lazım. Hem kendimizi korumak hem de diğer insanlara zarar vermemek açısından. Peki hocam, bir soru da ben sorabilir miyim? Allah rahmet eylesin, bir profesörümüz kaybettik geçen gün. Maalesef. Cemil Taşçıoğlu mu diyorsun? Evet. Adı da hatta Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verilecekmiş. Bugün Cumhurbaşkanımız söyledi. Güzel bir jest ama ölen öldüğüyle kalıyor maalesef. Peki profesör mertebesine erişmiş bir kişinin bu virüse yakalanma sebebi yine bu temas ve şey kurallarına uymamaktan mıdır sizce? Nasıl kapmış olabilir? Gayet kolay kapabilir. Yani isterseniz profesör olun, isterseniz sıradan bir insan, yani bir pratisyen hekim olsun, kapabilir. Çünkü karşınızdaki insanın ne taşıdığını bilmiyorsunuz yani.
Yani ben Cemil Hoca'yı tanışma fırsatı buldum. Kendisinin vizitine katıldım. Gerçekten çok iyi bir insandı. Yani kendim bunu Allah rahmet. yaşadım. Bizzat şahit oldum. Allah rahmet eylesin. 68 yaşındaydı. Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etti. Yani evine çekilmedi. 68 yaşında ne yazık ki hayatını kaybetti ve daha hatırlarsanız daha 11 Mart'ta ilk vaka açıklandı, ilk hasta açıklandı Türkiye'de. Kendisi o dönemde muhtemelen bu virüsü kaptı. Çünkü karşısındaki insanın koronavirüsü olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla yani ben de şimdi revirde hasta muayene ederken işte N95 maske vesaire falan bu kadar korunaklı bir şekilde yaklaşmıyorum yani bu. Dolayısıyla profesör de olsa işte pratisyen de aile hekimi de olsa karşınızdaki insanın ne taşıdığını, hangi hastalığı taşıdığını bilmediğiniz için poliklinik şartlarında gayet kolay bulaşabilir yani. Bu da hastalık tam bulaşmadan, vakalar görülmeden önceki kapma olayıdır mantıken de bence de. Şöyle Çünkü söyleniyor yani ilk koronadaki belki ilk hastalara bakan bir hocaydı. Bakan bir Allah rahmet hekimdi, eylesin. evet. Zaten herkes Amin. tarafından sayılan. Ya bu vesileyle de ben tüm doktorlarımızın, sağlık personelinin, yani sağlık camiasında görev alan güvenliğinden en üst seviyedeki profesöre olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm kamuoyu olarak. Allah razı olsun. Şu an hani onlar olmasa bu hastalarla kim ilgilenecek, bizlerle kim tedavi edecek? Düşündürücü ve onlar da ölümü göze alarak şu an hani cephedeki askerlerin şehit olmak istediği gibi resmen mücadele ediyorlar ve bugün çok güzel bir soru vardı. Şehit kabul edilecek mi vefat eden doktorlar diye. Bence edilmesi gerekiyor. Sonuçta görev yaparken bu mesleği icra ederken buna maruz kalıp hayatlarını kaybediyorlarsa şehit mertebesine ulaşması gerekiyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben kesinlikle hem resmi anlamda yani hem de şehitlik biliyorsunuz bir dini bir kavram. Zaten dinimizde de bu görev şehidi kavramı var. Mesela bir kişi ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışırken vefat ederse bile şehit olma durumu var. Yani şehit kabul edilebiliyor. Yani doktor bile olmasa düşünün inşaatta çalışan bir demirci ustası düştü, hayatını kaybetti. Amacı sadece çocuklarına, ailesine bakmaktı ve hayatını kaybetti. Bu bile eğer kişinin şeyi ne bağlı artık dinen şehit olma ihtimali var. Resmi olarak şey olmasa bile, şehit kabul edilmese bile. Ama burada kastedilen herhalde resmi olarak bir askerden bir farkı yok yani. Nasıl cephede canlı kanlı bir düşmanla savaşırken hayatını kaybediyor asker ve şehit oluyor. Burada da illa elinde Kalaşnikovlu bir ya da roket atarlı bir düşman olması gerekmiyor. Bu hatta daha tehlikeli. Görünmez bir düşman bu. Kesinlikle. Elle tutulmayan, görülmeyen hatta yani bir düşmanı canlı kanlı karşınızda görseniz önlem alırsınız ama bunu görmüyoruz. Yani bu virüsü görmüyoruz. Her an her tarafımızda olabilir. Dolayısıyla bunun bir farkı yok. Şu an hiçbirimiz toplu yerlere girmeye cesaret edemiyoruz, marketlere girmeye cesaret edemiyoruzken yani doktorlarımız 7/24 mikrobun içinde savaşıyorlar. Bu da bir savaş.